Bunu alsana onu. Çok keyifli. HDP heyetiyle birlikte gelen milletvekili arkadaşlarımızla beraber İskenderun ve Defne ziyaretlerinde bulunduk. Enkaz çok büyük, bunu bir kere daha görmüş olduk. İskenderun'da yine aynı şekilde henüz enkaz altında çok sayıda insanın olduğunu gördük. Defne'de zaten, Defne ve Antakya, ayrıca Samandağ'da, 3 ilçede de çok fazla yıkım olduğu için, İskenderun'la birlikte tabii, hala enkaz altından çıkarılmayan insan sayısı çok fazla var. Ve biz yine ailelerin bekleyişlerini gördük. Umutları azalmış olsa da tamamen ortadan kaybolmamış. Yine belki canlı çıkabilirler umuduyla bekliyor aileler. Canlı çıkmasa bile onların bir mezar taşı olsun istiyor aileler. Mesela bir aileyle karşılaştık. Şunu dediler: ben çocuğumun nereye gömüldüğünü görmek istiyorum, bilmek istiyorum. Şimdilik şu saatten sonra bu bile bana yeter. Şu anki ruh hali bu. Ama yine enkaz kaldırma çalışmalarında çok ifade ettik. Sürekli ifade edeceğiz, sonuna kadar ifade edeceğiz ve sesimizi yükselteceğiz. Hala enkaz kaldırma çalışmaları çok yavaş gidiyor. Çok az ekip seferber olmuş durumda. Biz bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Dışarıdan ne kadar çok fazla ekip seferber edilirse deprem bölgesine bu kadar fazla yani elden ne geliyorsa yapılmalı ve fazlasıyla ekip sevk edilmelidir buraya. Bir seferberlik olmalıdır burada. Aksi takdirde o kadar geniş alana yayılmış bir deprem bölgesinde enkazı kaldırmak, oradaki canları kaldırmak, ailelerine teslim etmek, onların defnedilmelerini sağlamak o kadar basit değil. Çok büyük bir deprem, çok büyük bir yıkım ve çok büyük kayıplar var. Bu kayıplarda bizim elbette sarayın ihmalini, altını çizmeyi hiçbir zaman biz artık ihmal etmeyeceğiz. Saray bu ve AFAD kurumuyla birlikte gerçekten bu depremde kağıttan kaplan olduklarını bizler gördük. Defin konusunda ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. İnsanlar mezarları açacak kepçe bulamıyorlar, kazma kürek bulamıyorlar. Kerpiç bulamıyorlar kendi mezarlarını, ölülerini defnetmek ve mezarlarına bir dikili taş koyabilmek için. Hal bu kadar vahimken, hal bu kadar kötüyken ne yazık ki bu iktidar gelip deprem bölgesinde 2 tane, 3 tane poz veriyor ve bu pozu bütün dünyaya servis ediyor ve bir dezenformasyon yaratıyor bu iktidar. Biz bugün Kızılay'ın, AFAD'ın çadırlarına baktık. O kadar az sayıda çadır var ki, o kadar az sayıda Kızılay ve AFAD'ın çadırları var ki zaten bir bölümünü dışarıdan gelen personelle ayırmışlar. Yani yerli halka, depremzedelere sağlanan katkı bu anlamıyla çok zayıf. O yüzden buranın ihtiyaçları bağlamında ben tekrar yenilemek istiyorum. Her fırsatta da bunu yenileyeceğiz. Bizler ya evet, bu depremde devlet deprem bölgesinde insanları ölüme terk etti. İzleyici olarak kaldı. Hala izleyici olarak, hala enkaz kaldırma konusunda yarı izleyici pozisyonunda, bunu kabul etmek mümkün değil. Ama aynı zamanda bizler toplumsal dayanışma bağlamında da çok önemli adımlar attık toplum olarak. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. Bunun sistematik bir şekilde devam etmesi, bu desteklerin asla durmaması çok önemli. Bakanın yaptığı açıklama ne yazık ki gerçekçi değil. Hükümet yetkililerin yıkılan bina ve ölen insan sayısıyla ilgili açıkladıkları rakamların hiçbiri doğru değil. Bizler sahayı tek tek neredeyse geziyoruz. Birçok milletvekili arkadaşımız şu an sahada. HDP bütün merkezi ve yerel kurum organlarıyla birlikte sahada. Ve bizim hepimizin ortak gözlemi, hem ölüm sayısı tahmin edilenin çok ama çok üzerinde olacak. Ümit keşke öyle olmasaydı ama realite bu. Ve aynı biçimde yıkılan bina sayısının böyle bu rakamlar, yani açıklanan rakamlar olmadığını, bugün sadece Antakya Defne'de bile gezseniz, dolaşsanız, orada binaları sizler bile saymaya kalkışsanız ve depremin 10 ilde etkisini gösteren bir deprem olması hasebiyle de bu geniş alanı düşünürseniz rakam asla bu değil, doğru söylemiyorlar.